ben niye bunları yaşadık hiç anlamayan taraftayım bir, ne bir, gerek var değerim yani? çok haklı çok özür dilerim değerim çok haklı 1 Nisan'dan sonra ne yapabilirsiniz diyelim ki 5 Nisan'da açıkladı IMF ile bir paket anlaştılar ne, yapacağız ne, ne diyebilirsiniz yani hiçbir yani. şey yapamayız hani, evet. ya, sayın cumhurbaşkanı hani, hani IMF'ye karşıydınız falan Ya, cum ya cumhurbaşkanı faize de karşıydı nasıl demişti değişti, faizi artırdı, %45'e çıkardı. Kimse hesap sordu mu? Yarın seçim bittikten sonra 2028'e kadar seçim yok. Gel IMF e kardeşim oturalım anlaşma imzalayalım standby yapalım bilmem ne falan dediklerinde kim ne diyecek? Ya Sayın Cumhurbaşkanı hani karşıydınız mı diyeceğiz? Cumhurbaşkanı'nın ak dediğine kara dediği o kadar çok örnek var ki. IMF olmayacak. Sisi ya Sisi'yle hayatta konuşmam artık diyordu ya. Ayağına gitti. E şimdi IMF'ye karşı görünüyor. 1 Nisan'dan sonra ile standby yapsa kim ne diyebilir? Allah aşkına kim ne diyebilir? Ben Dezenformasyon Merkezi Başkanına soruyorum. Fahrettin Altuna soruyorum. Dün, dün yani faiz nastır. Sana bana düşmez konuşmak demediler mi? Dediler. E şimdi niye 45'e çıkardılar? Aynı şey. Sisi ile hayatta görüşmem demediler mi? Şimdi ayağına gittiler. Ya yani bunların hesabını soran oldu mu? AK Parti seçmeni azıcık vicdanı sızlayıp ya Sayın Cumhurbaşkanım siz böyle demiştiniz de biz de sizi savunmuştuk. Siz niye bizi şimdi tam tersine çeviriyorsunuz diye hesap mı sordu sanki? IMF ile anlaştığında mecbur kaldık diyecek. Ha bu arada bir şey söyleyeyim ben. Ee, bu seçim konusunda AK Parti o kadar pragmatist bir parti ki son anketlerde kaybettiklerini görürlerse emekliye çok sürpriz bir zam yapabilirler. 17 Mart'ta. Bakın Mart'ta. Bunu, bunu boşuna söylemiyorum. Yani 17 Mart'a kadar yapmak lazım. Seçimi kaybetmektense seçimi kaybetmektense e, o hani bunu verirsek şunu ödeyemeyiz, bunu verirsek şunu yapamayız dediği lafları da geri alır. yani şeye ne demişti hatırlayın EYT için ne demişti? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece demişti. Seçim kaybetsem gelip bile yapmam. Bana söyleseler dedi. de yapmam. Seçim kaybetsen bile yapmam demişti değil mi? Ama seçim kaybedeceğini anlayınca yaptı. Mağduriyet de çok. Öyle anladım. değil mi? Ya yani Cumhurbaşkanı o kadar çok örneği var ki işte Amerikalıya bir tane Rahip Branson vardı. Al papazı ver papazı bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece onu buradan hiç kimse alamaz dedi. Mahkeme günü uçak bekledi dışarıda havaalanında. Mahkemeden aldılar bindirdiler uçağı direkt Trump'ın yanına götürdüler. Alman vatandaşı bir gazeteci meslektaşımız vardı Deniz Yücel. Aynısını onun için söyledi Almanlara. Geldiler tıpış tıpış diğer gazeteciler cezaevinde çürürken Alman vatandaşı olduğu için Deniz Yücel gitti gidebildi. Cumhurbaşkanı hepsinin tersini söylemişti. Kim kim hesap sordu? Ya kim Sayın Cumhurbaşkanım siz tam tersini söylemiştiniz. Şimdi niye böyle diyorsunuz? dedi de IMF geldiğinde stand-by yaptığında karşı çıkacağız. Evet. Ben 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 dolayısıyla bu IMF meselesinin olabileceği ihtimalini düşünüyorum. Eee ve 1 Nisan'dan sonra çok acayip kemer sıkma politikaları olacağını düşünüyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Sonra bize söylemedi demeyin yani. Biz bir şu anda uzamayacak. bu uyarıyı yapıyoruz. Siz ayakları toplayın. 1 Nisan'dan 1 Nisan'dan 1 Nisan 2024'ten işte Haziran 2028'e kadar geçecek 4 e, yıl 3 ay falan var. Evet o süre içinde seçim olmadığı için gerçekten çok kimse de hesap soramayacak. Attıkları her adım canımızı yakacak ve hiç kimse de hesap soramayacak. Bu bunu herkes bilsin. bunlar önemli. Ya yani ben konjonktürel olarak aslında Türkiye'de 89 gibi bir ortam olduğu kanaatindeyim. Ya yani 1989'da yani. hatırlayın Erdal önü vardı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti bu limon gibi sıkacaklar sizi diye bir sloganı da vardı. O zaman çok tutmuştu. Hatta bunları süpürün böyle bir parkta gezerken bir işçinin işte süpürgesinden yola çıkarak öyle demişti. Yani bu iktidarı süpürün artık diye bir ifade de kullanmıştı. O da çok konuşulmuştu. O dönem birçok belediye SHP tarafından alınmıştı. Yani Ankara'daki Keçiören'de vesaire falan öyle bir hava var aslında Türkiye'de. Doğru değerlendirilse bu ekonomik koşullar altında eee evet. ana muhalefet partisinin çok başarılı olabileceği bir konjonktür var şu anda. İyi ama işte o da böyle genel seçimde, işte anlattığı... Için. türden olaylar <laughs> yüzünden sıkıntıya girebilir. Yani bir de yani karşı tarafta ittifak var. Burada yok. Ben, ben İstanbul'un ve Ankara'nın kaybedilmeyeceği kanaatindeyim CHP açısından. Yani e, dün Dem Parti'de yaşananları anlat, e, işte İsmail biraz daha detaylandırabilir. E, başvuru yaptılar mı, yapmadılar mı vesaire falan. Ya onun bile e, artık Dem Parti seçmeninde bir şey yarattığı kanaatindeyim. Yani ya tamam e, kazanamayacağız nasıl olsa. Hiç olmasa iktidara vermeyelim İstanbul'u gibi bir psikoloji oluştuğunun bir sonucu olarak görüyorum ben. Hani nereden çıkardın diyeceksiniz. Çok öyle bilimsel bir verim yok. Elimde somut bir veri de yok ama sanki böyle bir hava var. Yani e, saat 9'da gidin yapın başvurunuzu. Niye 17'ye bırakıyorsunuz? Niye 16.55'te e, başvuruyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Yani sanki DEM partililer de artık çok sıkılmış. E, yani bur burayı kazanamayacağız. Niye diğerlerini kaybettirelim? Havasındalarmış gibi. Ee, İyi Parti'nin zaten çok başarılı olacağını düşünmüyorum İstanbul'da. Refah Partisi'nin oy oranı AK Parti'nin kendi anketlerinden biliyorum ee, artıyor. Ekrem İmamoğlu daha şanslı şey. görünüyor İstanbul'da dedi Fatih Erbakan ee, evet. dün yaptığı evet, açıklamada. Çok çok enteresan mesela Zafer Partisi adı'yı önemli bir ülkücü, ülkücü camianın önemli bir ismi. Oyları artıyor. Benim gördüğüm ankette AK Partililerin yaptırdığı bir anketti. 2.7 civarında bir oy alıyor gözüküyordu. Zafer Alır Partisi. bekleniyordu o. Önemli, yani önemli bir isim Bunları olarak bunun, söylenmişti. Yani orada. AK Parti adayına Murat Kurum'a oy vermek istemeyen Cumhur İttifakı partilerinin tabanlarının da oraya kayma ihtimali var. Dolayısıyla evet. bence bu yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi e, muhalefet yani Ekrem İmamoğlu'nun değil e, Cumhur İttifakı'nın adayına zarar verecek gibi görünüyor. Yani Cumhur İttifakı'na normalde oy verenlerin e, işte milliyetçilerinin e, Zafer Partisi'ne muhafazakarlarının yeniden Refah Partisi'ne oy verme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla da ben İstanbul'da İmamoğlu'nun devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ankara'da zaten e, hani tablo ortada. Yani e, Turgut Altınok her yerde ciddi bir muhalefetle karşılaşıyor. Dün bir vatandaş "Söylediklerinize inanıyor musunuz?" dedi. E, sosyal medyada e, işte e, şey oldu böyle trend, trend oldu yani en çok konuşulan video. Kime Ya Turgut Altınok konuşurken e, "Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas etmiştir." dedi. He. Bir vatandaş da oradan dedi ki ya bu söylediklerinize kendiniz inanıyor musunuz dedi Allah aşkına. Ee, öyle olunca o video baya viral oldu ve sosyal medyada dün en çok izlenen, en çok konuşulan konu da bu oldu mesela. Ee, başka yerlerde de oldu işte bir emekli ya niye hükümet versin niye seçim bekliyoruz illa seçim mi olacak dedi. Turgut Altınok arkadan provokasyon yapma falan gibi şeyler dedi dedi. Ee, yani bu, Ankara'da böyle bir atmosfer var doğrusunu isterseniz. Ee, yani biraz sanki Mansur Yavaş çok rahat gibi. Çok böyle e, bir bir şey siklet farkı var gibi. Yani İstanbul'da Ankara, e, e, şöyle İBB başkanlığı için 22 siyasi parti adayıyla 30 bağımsız aday yarışacakmış. Toplum 52 aday var İstanbul'da. Ha Bağımsız aday demişken Evro e, bunu... Yani biraz böyle sert eleştireceğim mi? Ee, kendi Genç partisinden mi? yani işte kendi partisinden aday gösterilmeyince gidip bağımsız aday ya da işte başka partinin adayı olanlar siyaseten omurgasızlık gösteriyorlar bence yani biraz siyaset böyle bir şeydir ee, bayrak yarışıdır üç dönemsiz varsınızdır. Ee, yeni dönemde başka biri olur başka bir dönemde siz yine varsınızdır. Ama hani kendi çizginizde, kendi siyasal e, partinizde e, düzgün durabilmelisiniz. Yani vay beni ada göstermediniz, yakarım Roma'yı diye ortalığa atılıp yani bağımsız aday olanlar, başka partiden aday olanlar ya bulunma bulunmaz hint kumaşı değilsiniz kardeşim gücünüz oturduğunuz koltuktan gelir. Yani oturduğunuz koltuk olmadığı zaman öyle bakın göreceksiniz hepsi yani CHP'den aday gösterilmediği için başka partiden aday olan ya da bağımsız aday olanların hepsi çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Demedi demeyin. Yani niye böyle yaparsınız ki ya kaç yaşına gel mesela Şükrü Genç. Ya yani gerçekten artık doymuş olması lazım. O olgunluğu göstermesi lazım. Ya olmadı tamam lanet olsun e biz de eleştiriyoruz CHP'nin yaptığı hataları. O da eleştirsin. Ama CHP'nin yeni gösterdiği aday kaybetsin diye onun karşısına geçmek, onun karşısında çalışmak. İşte Adana'da da var aynı şey. E, i̇ki aday galiba başka partilerden ya da bağımsız aday olmaktan bahsediyorlar. İyi partiye geçtiler. Ya bunlar yanlış şeyler. Bunlar yanlış şeyler yani. Siyaset siyaset yapıyorsanız omurgalı olacaksınız. O partiden de aday olurum, bu partiden de aday olurum falan. Bunlar doğru şeyler değil. Bana ve benim olmayan kara toprağın olsun. Ben ben başkan olmayacaksam benim yerime gelene de ya, şey yapmam falan. Çok yanlış. Çok böyle e, ve iktidarın bu kadar hataya rağmen iktidar olarak kalmasının en önemli şeylerinden biri de bu. Yani muhalefet cenahındaki, şimdi bakın mesela İsta, İsmail dinlerken şunu düşündüm. Ya gazeteciler bu kadar detaya nasıl vakıf olabilir ya? Yani e, bazı şeyler kapalı kapıların ardında konuşulur ve orada kalır değil mi? Yani, <laughs> ya Ama ya biz her, o her şeyi görüşme varken biz burada yayındaydık ve biz bütün gelişmeleri hemen hemen verebildik çünkü... Ee, yeni bir aday ya, olarak yeni da, bir adayla şimdi çıkacak bir diye söylendi. size. Size bir örnek vereceğim. Mesela Tarım Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki. Şimdi Altındağ adayı. Ya ben Bolu'ya adayı olduğuna dair ilk gelen listede Bolu da görünüyor ismi. Dedim ki Bolulu zaten. Herhalde Bolu'nun adayı o. Bolu adayı zannediyorum hala. Meğer Altındağ'dan adana gösterilmiş. Mesela orada acayip bir tartışma dönmüş. Evet Bolu'dan aday yapmak istemişler kabul etmemiş. Önceki başkanlık yaptığı Altındağ'dan aday olmak istemiş. Pazarlıklar olmuş şey yapılmış vesaire yeniden oradan aday olmuş mesela. Kıyamet kopmuş orada. Duyduk mu? Mesela. Yani siz daha önce duydunuz mu şey AK Parti cenahında Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyordu Ankara'da ama Turgut Altınok olunca boşa çıktı. Ondan sonra Bolu'ya mı aday yapalım? İşte hayır ben Altındağ'a istiyorum falan. Böyle kıran kırana bir pazarlık ve bu, bu gelişmeleri bir yerde okuduk mu, işittik mi? O kadar çok örnek var ki. Yani Kars'ta AK Parti teşkilatı MHP ile ortak aday çıkarmaya karşı çıktı. Bir sürü kıyamet koptu orada. AK Parti'nin Kars'taki önemli bir oy oranı Kürt seçmenden geliyor. Kürt seçmenler bu bu işbirliğine karşı çıkmış mesela. Teşkilat içinde bir sürü tartışma olmuş. Duyduk mu mesela? Duymadık. Yani ama CHP'de bütün detaylara vakıfız. Kim kime ne dedi, kim kimi kaçtı aradı, kim kime e, nerede buluştu, hangi otelde kaldı, nasıl oldu falan. Ya bu bunları bu bu krizleri yönetme bir başarıdır. Şöyle bir e, sorun var Altan. E, aslında mesele bunlardan daha büyük bir sorun AK Parti açısından. E, büyük bir anket yapılmış. Yani yaklaşık 16 bin kişiyle görüşülmüş. E, Mansur Yavaş'tan memnuniyet oranı %60'ın üzerinde ve oy veririm diyenlerin oranı da %54-55 civarında. Yani dolayısıyla Turgut Altınok ya da herhangi bir X şahsı Mansur Yavaş'ın karşısında ihtimal dahilinde dahi değil. Yani bu üstelik yani İyi Partinin e, CHP ile ittifak yapmadığını açıklamasından sonra yapılmış bir anket. E, yani Turgut Altınok da kurtarmıyor, e, Veysel Triyaki de kurtarmıyor. Yani Mansur Yavaş'ın çok belirgin bir üstünlüğü var ve bunu 16 bin ...kişilik bir anketle AK Parti bizzat tespit etmiş. Yani Dolayısıyla da bence biraz sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani Mesela İstanbul'da hemen atama yapıldı. Çünkü İstanbul'da da mesela 32 bin kişilik bir anket yapılmış. Neredeyse iki katı denekle konuşulmuş. Ekrem İmamoğlu ile ilgili memnuniyet oranı %50'nin altında çıkmış... Ee, oy veririm diyenlerde yüzde 40 civarında ee, ve Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında yapılan ankette de bir puanlık bir fark çıkmış. Yani Ak Parti böyle bir anketle hareket etmiş ve e, İstanbul adayını belirlemiş. Ama Ankara'da bunu yapamıyor çünkü e, ellerindeki veri Mansur Yavaş'ın bütün adaylar karşısında çok üstün olduğunu gösteriyor. Mesela ben şeyi bilmiyordum. E, Etimeskut konusunda hani hmm. e, evet e, belki iyi parti kökenli biri olsa daha çok oy alabilirdi vesaire deniliyor ama mesela Ak Parti'nin anketinde Etimeskut'un belediye başkanı da e, memnuniyet oranı düşük çıkmış mesela yani dolayısıyla Etimeskut'un bu yıl e, bu seçim değer değiştirme ihtimalinin yüksek olduğunu e, Ak Parti de kabul etmiş yani gölbaşı Mamak Etimeskut bu ilçelerde. Ee, belediye AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçebilir diye bir tespitleri var. Ee, bunlar biraz Ankara'da ellerini kollarını bağlıyor e, iktidarın. Yani böyle şey oyunları yapıldı işte Gölbaşı e, incek bağlandı işte e, bir tarafı yeni e, işte yerleşim yerleri oldu oralara hep böyle beyaz yakalı maddi durumu iyi insanlar taşındı falan. Gölbaşı'nın da mesela demografisi değişti. Etimeskut'ta keza öyle işte Bağlıca diye bir semt var. Eryaman zaten öyleydi. Bağlıca neredeyse yani yepyeni bir şey ve Çankaya'nın işte Ümitköy Çay Yollu Konutkent gibi mahallelerindeki profilin aynısı var aşağı yukarı. Dolayısıyla Etimeskut'ta da demografiden dolayı bir ciddi bir değişim var. Ee, Ankara'da e, o nedenle zorlanıyorlar aday bulmakta. Evet. E, Deniz abiye sadece şöyle bir ek yapayım. Hani hepsi e, yani doğrulamak adına ben de e, Gölbaşı'nda özellikle Gölbaşı'na işaret ederek söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi muhtemelen Mansur Bey'in de belki e, bilgisiyle bilgisi dahilinde eğer Gölbaşı'na milliyetçi bir aday ve hani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında milliyetçi bir adayla ortaya çıkarsa oradaki o yönetimin değişmemesi çok zor görünüyor. Çünkü Gölbaşı ciddi bir memnuniyetsizlik var. Bunu sadece ankete Deniz abi. Orada da bir anlaşma sağlanmış sağlanmış Altan. Yani Mansur Bey ile CHP yönetimi aynı isimde anlaşmışlar. Yani Mansur Bey'in istediği isim Gölbaşı adayı olarak belirlenmiş anladığım kadarıyla. Evet muhtemelen Polatlı ve e, diğer yerler için de benzer bir durum olacak bildiğim kadarıyla Deniz abi. Çünkü e, yani buralar gerçekten de milliyetçi oyların yüksek olduğu yerler olması nedeniyle ki Gölbaşı'na eee sen de gitmişsin Deniz abi. Yani gerçekten de e, daha iyi hizmet almayı hak edecek Ankara'nın gözbebeği olabilecek bir yer, yerlerin başında geliyor açık söylemek gerekirse. E, bu açıdan e, her ikim Mansur yavaş faktörü dediğin gibi abi, ağırlığını koyduğunda Ankara'da ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Ee, onu da eklemekte fayda var. Fakat AK Parti'nin içindeki e, ikinci bir kavga'yı sen de duymuşsundur. Yani gerçekten de. Alt